Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor İlhami Çelik yayın konuğumuz olacak. Hazırlıklarını tamamladı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bilim Kurulu dün uzun bir toplantı yaptı ve o uzun toplantı sonrasında aslında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle öğrenmiştik ama Sağlık Bakanlığı da yaptı açıklamayı. Birçok nokta kapandı. AVM'ler ve restoranlar, lokantalar dışında. Bununla ilgili bilgileri paylaşın. Yayılma hızı ve vaka sayısı da arttı. Son bilgileri detaylandırır mısınız izleyicilerimiz için? Evet. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Şimdi bugün dünyada 180 bini aştı vaka sayısı. Ölüm oranı da 7 binin üzerinde. Özellikle Çin'in dışında Avrupa'ya kaymış olduğunu görüyoruz salgının. Ve artık bir pandemi tüm uluslararası, uluslara yayılan, tüm ülkelere yayılan bir durumda. Bu nedenle tüm insanlarımız da Türkiye'de çok daha dikkatli olmamız gereken bir aşamaya geldi. Dün bilim kurulunda bunu saatlerce konuştuk, neler yapması konusunu. Artık insanlara bunu duyuracağız. Gerek televizyondaki bir takım programlarla, kamu spotlarıyla bunların duyurması lazım. İnsanlarımız da bunu artık çok ciddiye alması gerekiyor. Kişilerin düşünmesi gereken şey şu bence artık bundan sonra. Olguları nasıl azaltabiliriz? Bende varsa bunu başkalarına nasıl bulaştırmayabilirim? Bunun derdinde olması gerekiyor insanlarımızın. Evet, bu dolayısıyla aslında İtalya ve Fransa'nın aldığı önlemler. Buyurun hocam, lütfen buyurun. Bu artık Fransa ve İtalya'da olayın çok ciddiye alındığını görüyoruz. Bizim ülkemizde de bunların takip edilmesi gerektiği kanısındayım vatandaşlarımız tarafından ve bunun ciddiye alınması gerektiğini artık farkına varmalarını rica ediyoruz. Fransa ve İtalya gerçekten sıkıntılı günler yaşıyor. Belki benzer önlemler ileride bizde de alacağız ama şu aşamada bunlar buraya gelmesin, salgını daha nasıl yayalım, nasıl erkenden pik yapmasını önleyelim, bunun gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Bu anlamda sanırım yeni önlemler içinde bilim kurulunun önerileri vardı. Bilim kurulunun önerileriyle hareket ediliyor. Önümüzdeki dönemde hangi adımların atılması muhtemel? Seyirle ilgili şu anki durum elbette konuşuldu, değerlendirildi. Buna dair de birkaç cümleyle yorumlarınızı ya da öngörülerinizi merak ederiz hocam. Evet, şimdi Sayın Bakanımız dün gece açıkladı. Vaka sayımız şu anda 47 olarak bildirildi. Dolayısıyla bunun giderek artabileceğini düşünmek mümkün. Dünkü konuşmalarda ilk önce hastanelerdeki çok ihtiyacı olmayan, elektif dediğimiz, acil ameliyat gerekmeyen hastaların mümkünse oralara başvurmaması. Şu anda önemli fonksiyon olarak bunu görüyoruz. Çünkü hastaneler bu konuda daha riskli alanlar. Bu tür şüpheli vakaların oraya girmiş olmaları muhtemel. Vatandaşımızın da gerekmediği sürece kendileri eğer çok ihtiyaçları yoksa sağlık kurullarına gitmemelerini, hastanelere başvurmamalarını öneriyoruz. Özellikle bu tür şüpheli vaka olgularının da SABİM aracılığıyla oraları arayıp oralara sormaları, kendi şikayetlerini anlatmaları veyahut da illerde kurulan bu korona kurulundaki telefonlar var. Bunları arayarak buralardan bilgi almalarını rica ediyoruz. En önemli kural şu: mümkünse kalabalığa girmesinler, kalabalıktan uzak dursunlar. Evet. Hasta olduğunu hisseden varsa kendini evinde karantina altına alsın, izole etsin. Topluma çıkmasın. Vereceğimiz en büyük mesaj bu olmalı. Evet hocam, o belirtiler özellikle acil servislere başvurular bir endişeyi de beraberinde getiriyor. Hocam aslında Çin'de yaşanan bir hikaye ve Çin'deki o hikayede yavaş yavaş sona gelindiğini görüyoruz. Müsaade ederseniz çok kısa bir virgül koymak isterim. Bir Çin'e uzanmak isterim. Çin'deki son bilgileri almak için. Çünkü Çin örneği aslında Türkiye için de dünyadaki diğer ülkeler için de önemli.